Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü Gruppen Liga maçına ekibimiz Türk Gücü Hanau bugün rakibi Steinheim karşısında çok çetin geçecek bir mücadele göreceğiz. Çünkü Steinheim ligde güçlü bir ekip ve bizim ekibimiz Türk Gücü Hanau şu anda lider. Ve maça lider çıkan takımımız maçı mutlak 3 puanla bitirmek istiyor. Fakat ilk ataklar Steinheim ekibinden. Siyah beyaz formalı Steinheim ekibi sol kanattan geliyor. Ve çok etkili futbolcusu, oyun kurucusu Kederzade'nin pasında önde forvetleri topla buluşuyor fakat offside. Türk Gücü Hanau bugün Alihan Karan'la sahaya çıkıyor. Uzun bir kart cezasından sonra tekrar takımdaki yerini alıyor. Ve rakibimizin güçlü forveti Azamoa. Azamoa topu çeviriyor ve Steinheim ekibi kalemize doğru geliyorlar. Sağ taraftan bir şut ve kalemizde yaşanan tehlike. Ve Ali Karan. Ali Karan'ın pasında top Abdullah'ın açık elde. Abdullah'ın açık el rakibini geçemiyor. Steinheim ilk dakikalarda etkili geliyor. Özellikle dediğim gibi Kederzade ile ve pasını öne doğru çıkarıyor. Sol kanattan geliyor Steinheim. Ortada Azamoa. Azamoa kaleciyle karşı karşıya ve Tim Müller. Müller'den müthiş bir kurtarış. Ve Steinheim takımı bırakmıyor. Orta sahada yine İranlı futbolcu. Şimdi pasını sağ tarafa çıkarıyor. Tekrar top Kederzade'de. Kederzade çakıyor uzaktan. Ve kalecimiz Burak Tok ve korner ve Steinheim ekibi 1-0 öne geçiyor. Bu kornerden sonra kalecimiz Burak topu çok sonradan görüyor ve topa uzanamıyor ve Matthias Fischer ile 1-0 öne geçiyor Steinheim takımı. Ve Steinheim atakları devam ederken Serkan Bay'ın burada topu almayı başarıyor ve sağ kanada doğru giderken orada rakibini geçiyor ve Serkan Bay'ın ortaya çıkarıyor ve orada Abdullah'ın açık el golünü atıyor. Salı günü de 2 golü vardı Abdullah'ın açık elin. Serkan Bay'ın içeriye güzel atıyor. Kaleci kurtarıyor fakat orada bir golcünün olması gereken yerde Abdullah'ın açık el. 34. dakika durum 1-1. Ve bu golden sonra maçın gidişatı da değişiyor. Ve duyuyorsunuz Abu Abdullah'ın açık el. Ve şimdi König'in pasında rakip topu kurtarmak istiyor ve orada Alihan Karan ve şutunu çıkarıyor, top direkte patlıyor. Alihan Karan müthiş bir şut tekniğiyle kalecinin üstünden ve top direkte patlıyor. Abdullah'ın burada topu çok güzel rakibinden kurtarıyor. Abdullah'ın topu sol tarafa. Alessandro Frep oynuyor. Frep kaleciyle karşı karşıya. Frep atıyor ve kaleci. Alessandro Frep müthiş bir pozisyona giriyor. Kalecinin solundan atmak istiyor fakat kaleci topu önlüyor. Ataklarımız devam ediyor. Serkan Bay'ın ve top kalenin üstünden gidiyor. Serkan Bay'ın. Steinheim tekrar tehlikeli geliyor fakat Burak kalede yine devleşiyor. Burak Tok rakibe şans vermiyor ve ilk yarının sonucu Hanau 1, Steinheim 1. Ve şu anda taraftarlarımızı görüyorsunuz. Moraller çok iyi. Çok yoğun seyirci kitlemiz var. Bütün taraftarlar bu maçtan umutlu. Ve değerli taraftarlarımızı sizlere takdim ediyoruz. Ve ikinci yarı başlıyor. İlk yarının sonucu 1-1 ve takımımız
mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Ve şu anda arkadan Saletnik. Saletnik'in pasında Kerem Kaya. Kerem Kaya solda, kaptanımız Tim Müller. Tim Müller'ın pası sol tarafa. Orada Halil. Halil topu içeri çeviremiyor ne yazık ki. Ve Volkan Sungun. Volkan Sungun sol tarafta. Volkan Sungun'un pası Alihan'dan Tim Müller. Ortada hiçbir futbolcumuz yok. Ve Volkan Sungun'un şutu rakipten dönüyor. Ve Müller'den çok süper bir pas. Fakat Volkan Sungun için kaldırılan bir bayrak. 60. dakikada Kerem Kaya oyundan çıkıyor ve Kerem Kaya'nın yerine 58 numaralı formasıyla Okan Taş'tan oyuna giriyor. Uzun bir dönemden sonra tekrar Okan Taş'tan takıma geri dönüyor. Ve Steinheim atakları sağ kanattan ve Kederzade'nin pasında forvette top ve Burak'tan müthiş bir kurtarış. Burak top. Ve sol tarafta Okan Taş'tan. Şimdi König'te top. König içeriye veriyor ve Okan offside. Ve tekrar geliyor Steinheim takımı. Burak'tan yine bir müthiş kurtarış. Şimdi topu içeri oynuyoruz ve Volkan Sungun düşürülüyor. Fakat hakem orada bir şey yok diyor ve maç devam ediyor. Şimdi tekrar Steinheim atağını izliyoruz. Gönderilen topta Adrian ve Daniel topu önleyemiyorlar ve rakipten güzel bir şut fakat kalede devleşen isim Burak Tok. Ve Steinheim atakları devam ediyor. Buradan bir puan almak isteyen rakip tekrar öne geliyor fakat offside. Ve takımımız burada açık el. Abdullah'dan, Alessandro'dan pas ve ortada Okan Taş'tan. Okan Taş'tan müthiş bir pozisyon. Fröp'ün attığı topta Okan Taş'tan kalecinin solundan topu ağlara gönderiyor ve taraftarlara koşuyor. Okan Taş'tan 58 numaralı formasıyla 76. dakikada oyuna girdikten 16 dakika sonra Okan Taş'tan durumu 2-1'e getiriyor. Ve Steinheim 1 puan için mücadele ediyor. Burak topu önlüyor. Ve şimdi ataklarımız devam ediyor. Abdullah Han'dan süper bir pas fakat kaleci topu out'a atıyor ve Steinheim atakları devam ediyor. Öne atılan bir topta Burak kalesini terk edip topu almayı başarıyor. Burak Tok yine bugün maçın adamı, müthiş toplar çıkarıyor. Ve şu anda Fröp'ten bir pas. Sol tarafta giden Halil Korkmaz. Halil topu içeri oynuyor ve defans. Defans son anda önlüyor. Ve Halil görüyorsunuz rakip ceza sahasında topu kaybediyor ve rakip ani atakla hücum ediyor. Şimdi sağ kanattan gelen rakip. Top yine Kederzade'de. Kederzade kaleciyle karşı karşıya ve Burak. Yine Burak, Burak, Burak. Topları önlüyor Burak. Ve şu anda top orta sahamızda. Ve rakip kaleci bizim ceza sahamızda. Ve uzatma dakikalarında bu pozisyonu önlememiz gerek. Bu frikiyi atlatırsak 3 puan Türk Gücü Hanaun. Ve atılan friki kısa düşüyor ve Abdullah'ın da top. Haydi Abdullah'ın. Abdullah'ın tek başına. Kale boş. Abdullah'ın dönerse atarsa gol olur. Hadi Abdullah'ın. Ve uzun bir şut. Fakat kaleyi tutturamıyor Abdullah'ın. Rakibin son çabaları. Ve rakip topu kaptırıyor. Kapan isim Alessandro Fröp. Alessandro Fröp
birebir kaleciyle karşı karşıya ve geçiyor ve şutunda gol. Alessandro Fröp Türk Gücü için 10. golünü atıyor ve böylelikle Türk Gücü 3-1'i atıp maçı da kazanmış oluyor ve Alessandro Fröp gol krallığında 1. sıraya yükseliyor 10 golle. Ve güçlü rakip karşısında maçı 3-1 alıyoruz. Ve maçtan sonraki görüntüler. Kırmızı! Siyah! Kırmızı! Siyah! Kırmızı! Siyah! En büyük Türk gücü! En büyük Türk gücü! En büyük Türk gücü! La 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 la! Türk gücü! Abi bugün çok zor bir maçtı. Zorlu mücadeleydi. Arkada sabitimizi tuttuk. Goller yemedik. Bir tane yedik birinci half set'te. Ondan sonra işte çok iyi mücadele gösterdik bugün. Zor maç olacağını biliyorduk. Onun yüzünden işte elimizden geleni yapmaya çalıştık. 3-1 yendik sonunda. Mutluyuz. Birinciyiz. Yerimizi koruduk. Haftaya Cuma ikinciye karşı oynuyoruz. Galiba onlar da bugün yenilmiş. Duyduğuma göre şimdi ilk haberler geldi. O da güzel bir maç olacak. Onu da alırsak yolumuz iyi yolda ilerliyoruz yani. Taraftara son mesajın Volkan. Şampiyon olacağız mı? Ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Maçtan maça bakıyoruz. Tabii ki olmak istiyoruz ama gelen taraftarlara teşekkür ediyoruz ama daha da çok taraftar bekliyoruz. Biz burada her hafta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün galiba gene 200-250 civarında seyirci vardı. Türk gücünün daha çok taraftar olmasını bekliyoruz. İnşallah Volkan, bir dahaki maçlara gelirler. Volkan bir de şu var. Türkiye'den de izleniyoruz. Türkiye'deki vatandaşlarımıza bir söyleyeceğim var mı? Türkiye'den izleyenlere selam söyledim buradan. İzlemeye devam etsinler. Elimizden gelenle işte Türk takımı burada iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Oldu. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teşekkürler.